Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte AMD'nin R9 380X ekran kartı ile birlikte GTA 5'i test edeceğiz. Evet, kullandığımız ekran kartı Asus'un Strix Gaming OC Edition modeli. Hız aşırtmalı OC modda sevgili izleyiciler 1050 MHz temel çekirdek frekansında çalışıyor. AMD'nin Catalyst 1511 bir sürümünü kullanıyoruz. Windows 10 sürümümüz ne Recep? Ali, Windows 10'un en güncel sürümü sürüm 1511 derlemesi 10586. Evet, ekran kartımız Tonga çekirdeğine Graphics Cortex 1.2 mimarisine sahip sevgili izleyiciler. DirectX 12 bir ekran kartı, oldukça güçlü üst seviyede yer alan bir ekran kartı. Sistem özelliklerimiz yeni Teknopat test sistemi videomuzda bulabileceğiniz ve aşağıdaki makale bilgi kısmında bağlantısıyla kolayca ulaşıp bütün bileşenleri görebileceğiniz Teknopat test sistemi. i7-5960X işlemci temel alıyor ve de bol bol RAM'i, bol bol diski ve gelişmiş özellikleri var. Sevgili izleyiciler, 16 GB belleğimiz var. 16 GB belleğimizin DDR4 olduğunu da tekrar hatırlatalım. Şimdi GTA 5 ile varsayılan ayarlar derken de bu sisteme GTA 5'i kurduğunuz zaman sistemin seçtiği ayarlarda bakalım nasıl performans verecek, benchmark'ına bakacağız. GTA 5'i açtık. Karşımızda DirectX 11 olduğunu görüyoruz. Henüz bir 12 seçeneğimiz maalesef yok. Evet Ali, bakalım güncellemeyle gelecek mi, bekliyoruz. Çözünürlük normalde sevgili izleyiciler varsayılan olarak çok daha düşük açılıyor. Yani 1600'e 900 gibi bir çözünürlük geliyor. Biz bunu 2560'a 1440 panel çözünürlüğümüz yaptık. Refresh rate'imiz 120 Hz. VSync kapalı, FXAA açık, MSAA kapalı. Bunlar kendi belirlediği ayarlar. Diğer ayarlar Population Density, Variety ve Distance Scaling'i sonuna kadar açmış oyun. Bakıyoruz Texture Quality'yi very high yapmış. Çok güzelli. Yani Texture Quality ana yük bindiren unsurlardan bir tanesi. Tabii ki buradaki her ayarın bir etkisi var sevgili izleyiciler ama ayarlar High ile Very High arasında değişiyor. Şöyle söyleyebiliriz. Çok yüksek ayarlar ama bütün ayarları standart Very High'a almamış. Bunun altını çizelim. Siz de kendi karşılaştırmanızda buradaki ayarları birebir deneyebilirsiniz. Bakalım benchmarkında bize nasıl bir performans sunacak. Testimiz direkt 60 FPS'nin üzerinde başladı. Gayet güzel Ali. Şimdi farklı efektler gündüz gece döngüsü görüyoruz. Daha geniş manzaralar, bulutların gölgeleri, Hollywood yazısı, klasik. Yağmur, hava durumu, sis efektleri ve gece aydınlanması. Ahşap zemin kaplaması, insanlar, yine gece gündüz döngüsü ve ışıklandırmalar, zengin manzaralar. Çok yoğun bir sahne. 55 FPS'de şelalede hem su var, çağıldıyor, hem gece gündüz ışık döngüsü var, gölgeler düşüyor, hem de yansımalar var. Çok farklı efektlerin bir arada geldiği bir sahne Recep. Oldukça yoğun. Nihayet uçağımızla birlikte manzaranın üzerine uçmaya başlıyoruz. Ve FPS'miz burada bir nebze daha yükseliyor sevgili izleyiciler. Daha önceki benchmark testlerinde de genellikle bu sahnede FPS'nin biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Çizim mesafesi tabii ki obje detayları benchmark'ta sonda olduğu için gördüğümüz dünya çok uzaktan daha çizilmeye başlanıyor. Bazı dokuların daha yakında kaplandığını görüyoruz. Oyun motorunun kendi performansını arttırmak için uyguladığı bazı teknikler var. Karayollarına bakıyorum. Şu aşağıdaki çizilen çok yakın objeler haricinde gerçekten çok güzel. Bu arada bunların bütün ekran kartlarında evrensel olarak bu şekilde çizildiğini belirtelim. Diğer GTA 5 testlerimizi açıp baktığınız zaman sevgili izleyiciler, onlarda da yaklaşık olarak bu şekilde olduğunu görebileceksiniz. Değişen olay ayarlar ve ayarlara göre FPS. Şimdi yeryüzüne indik. Normalde oyunu çok fazla uçakla oynayanlar hariç çoğumuz burada araçla bu yollarda bu şehrin içerisinde gideceğiz. Büyük ihtimalle de mamut sürüyor olacağız. Mamut büyük olasılıkla Recep. Büyük, güzel bir araç. Polisle çatışma çıkacak. Çünkü oyunda malum pek çok görev var. Feci bir kaza oldu orada. Özellikle texture quality, yani doku kaplama kalitesi çok yüksek olduğu zaman ben oyundan daha fazla keyif alıyorum. Çünkü düşük doku kalitesinde çok sade gözüküyor. Şimdi bir patlama göreceğiz sevgili izleyiciler. Evet. Çok büyük bir düşüş olmadı yine Recep. Çok güzel idare etti. GTA 5'in oyun içi grafiklerine bakalım.
ayarlarımızı dedik ki yükseltelim. Evet, en yüksek aldık bu bağlamda. Ultra ayarlar sevgili izleyiciler, ultra ayarlarda etrafta dolaşıyoruz. Hatta ultra ayarlarımızın detaylarını da gösterelim. Settings kısmına geliyoruz. Graphics kısmına geldiğimizde 1080p'de ultra değil, 1440p ultra oynadığımızı hatırlatalım. Bu çok önemli kesinlikle. 1080p'de daha da yüksek performans alacağınızı belirtelim. 1440p ekran kartına daha çok yük bindiriyor. Ama grafikler de bir o kadar güzel oluyor Recep. Şimdi 4K oyun gibi 4K'dan önceki en tatlı noktalardan bir tanesi 1440p sevgili izleyiciler. Full HD'nin çok ötesine geçmiş oluyorsunuz. Yani deneyimi muazzam. Refresh rate 120 Hz'de. FXAA, tekrar şuradan bir girelim. Klavyeyle daha güzel bu Recep. Mouse oynuyor. Evet. MSA kapalı sevgili izleyiciler. VSync kapalı. FPS limiti olmasın diye. Ayarlarımız zaten bu oyun dünyasının zenginliği sonda. Texture quality, shader quality, shadow quality. Bakın daha yukarıya bunların hiçbiri zaten çıkamıyor. Gördüğünüz üzere. Ultra olan ayarlar ultra'ya alındı. Very high'da biten ayarlar very high'a alındı. Ama toplam değer olarak baktığımız zaman grafik ayarların hepsini ultra'ya getirdiğimizi söyleyebiliriz. Tek istisna dediğimiz gibi ekstra bunları çok yük bindiren MSA. Evet, MSA'yı açmadık. Bir de Advanced Graphics'te herhangi bir ayarı değiştirmedik. Zaten testlerin hiçbirinde Advanced Graphics'te ayarları değiştirmedik. Çünkü Advanced Graphics altında ayarlar ekstra yük bindiriyor. Şimdi oyun dünyasında 42 FPS ile dolaşmaya başladık. O tight'ı beğenmedim. Buradan bir dolaşalım, güzel bir araba bulalım. Araç bulduk bir tane, dolaşalım bakalım. Kapıyı açık bırakmışsın Ali. Recep, neresinden hayır gelir bu arabanın içinde? Yani, bak drift yapıyorum. Aracı böyle kaydıra. Lastik yakalım biraz. Lastikler zaten kabak olmuştur Ali bunda. Yakacak yani, lastik kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Her tarafını pas tutmuş, mahvolmuş. Arabanın arkasını havaya kaldırdım. Klasik biliyorsun. Evet. Hareketler. Araba artık bana binmeyin diyor. Araba gidin diyor ama biz inatla devam ediyoruz. Fallout 4'ten sonra bu arabayı seçmem pek de şaşırtıcı olmamalı bence. Doğru. Oyunun dünyasındaki Corvega'lara benziyor. Bayağı atraksiyon yapabiliyor musun aslında Recep? Hani göründüğü kadar kötü değil araba. Onu söylemek istiyorum aslında. Aksiyon olarak. Özellikle şu yükseklik sayesinde bayağı bir yerden kurtarabiliyorum. Yani kötü sürüşümü kaldırabiliyor araba. Şu şekilde kendimizi biraz yollara doğru vuralım. Bakalım başka yerlerde FPS'imiz etkilenecek mi? Evet, biraz da düz gidelim. Heh, tuttuk, polis arabasını çarptık. Süpersin Ali. Polis arabasını ittire kendime yol açtım. Demir yolundan gidiyor. 2 yıldız oldu ya. Polis arabasının tamponuna 2 dokunmak 2 yıldız. Yayaları dövmek, etrafta kuralları çiğnemek hiç yıldız. 1 yıldız değil mi? 1 yıldız bile değil yani. Ortaya çıkana kadar. Kimi direkte kolay uçuyor, kimi direkte de çakılıyorsun. Ben daha henüz oyuna onunla alışamadım. Açık motor gidiyoruz, daha ferah, daha iyi soğuyor böyle. Soğutma çok daha başarılı. Oradan uçsaydın da güzel olacaktı Ali. Böyle suları kaldırayım, efekt yapayım Recep. Bak ne güzel oldu. FPS'yi de 33'e düşürmeyi başardık bu kadar su efektiyle birlikte. Evet. Ben bu arada değerlerden bahsetmek istiyorum. Sol üstte sizler de görüyorsunuz. 70 derece ekran kartımız. Ekran kartımızın tam performansına ayarlanabiliyoruz. %100 kullanabiliyoruz. GPU frekansımız 1050 MHz. 4 GB ekran kartı belleğimizin tamamını kullanmıyoruz bile. 2.7 GB'ı şu anda en yüksek ayarlar için fazlasıyla yetiyor. 38 FPS'de oynuyoruz oyunu şu anda. Bilgisayarımızın 16 GB RAM'inin 5.2 GB kullanmakla CPU kullanımı da gayet düşük düzeyde kalıyor. Tepede polis helikopteri de varmış Recep. Şöyle bak kenardan göstereyim. Şuradan çıkabilir miyim acaba? Mükemmel bir atlayış. Evet. Bir de şuradan şöyle kurtarabilirsem demeyin keyfime. Polisler gelmeden. Da tepede helikopter falan var. Ben şu araçtan bir ineyim Recep. Biraz tabanvay ile kaçalım. Şuralarda saklanacak bir yer bulsam. Evet, polis gelmiş Ali. Kanundan kaçılmaz. Buyurun tebrik edin diye gideceğiz. Yapacak tebrik değil, thank you durum. Teslim oluyorum seçeneği yok mu bunda? Hep merak etmişimdir. Polis arabasını hani açıp kapıyı binemiyor muyuz? İlla bizi vurmak zorundalar mı? Yani burada bir iletişim kopukluğu var bence Recep. Bunun böyle olmaması lazım. Sevgili izleyiciler, yani şu an gördük. Oradaki suda bir 30 FPS'ye düşer hariç gayet iyiydi aslında.
Evet, baktığımız zaman normal hayatta 45 FPS'de oynayabiliyoruz oyuna. Evet. MSI'ye de açabiliriz sevgili izleyiciler ama bu oyunun oynanabileceği en güzel ayarları aslında şu sistem için görmüş oluyoruz. 380x ile birlikte MSI'yi açtığımız zaman tavsiye edilenin altında bir FPS'ye düşmüş olacağız. Yine de biz deneyeceğiz merak eden izleyicilerimiz için MSI'yi ultra ayarlarının üzerine açınca ne oluyor diye. Evet Ali, bakalım şu anda 30 FPS'ye indik. Evet, zaman zaman 28 FPS'yi de görüyoruz. Yani sevgili izleyiciler, şimdi 45 FPS'de %50 düşse bile, yani %30, %50 düşse bile yine sağlıklı seviyelerde kalıyoruz. Ama şu an ucu ucuna gidiyor. Dilerseniz diğer ayarlardan kısıp MSI'yi açabilirsiniz ya da 380x'in ötesinde 390, 390x gibi ekran kartları ya da Crossfire konfigürasyonları kullanabilirsiniz. Ama şu an bakıyorum Recep, hani bu grafikler gerçekten 1440p'de inanılmaz güzel gözüküyor. Sevgili izleyiciler, sizlerle birlikte R9 380X'te OC Edition ile GTA 5 testi yaptık. GTA 5 testinde farklı ayarlara baktık. Bizimle yorumlarda düşüncelerinizi, her zaman sorularınızı paylaşabilirsiniz. Tabii ki konu dışı olan sorularınız için Teknopat Sosyal'de her zaman konu açabilirsiniz. Evet, bir başka testte görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.